Yani sırf oyuncuların hatrına bile bu filme sahip çıkmaya başlayacak olan insanlar var. Kült film olmaya aday bir yerlerde geziniyor. Neden Kate diye sormadan edemiyorum. Sana gelen tek proje buysa git kendine daha iyi bir menajer bul. Merhaba, Paribus Cineverse derin analiz programına hoş geldiniz. Bugün vizyona geçtiğimiz cuma günü girmiş olan Eli Roth filmi Borderlands'ı konuşacağız. Borderlands pek çoğunuzun bildiği gibi bir bilgisayar oyunu uyarlaması. Başrollerinde Kate Blanchett, Kevin Hart, Edgar Ramirez, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Montanao, Gina Gershon ve Jack Black gibi çok tanıdık isimler var. Filmin konusu kısaca şöyle. Eridia kadim bir uzaylı uygarlığı çoktan ortadan kalkmış olmasına karşın geride bıraktığı teknolojik kalıntıları sayesinde insanlığa yön vermiş. Pandora gezegeninde yer alan bir sığınakta sahip olana sınırsız güçler kazandıracak kadar çok teknolojik eser bırakmışlar. Pandora'da herkes bu sığınağın peşinde ama henüz yerini bulan olmamış. Roland adlı bir asker, Tiny Tina isimli bir kızı hapsedildiği yerden kaçırıp bu gezegene getiriyor. Yanlarında Tina'nın psycho arkadaşı Craig var. Psycholar Pandora gezegeninde sıklıkla karşımıza çıkan haydutlar. Bunlar demin sözünü ettiğim sığınak kafayı bozmuş, insanlıktan çıkmış deliler. Böyle hokey maskesi takıyorlar, üstleri çıplak, altlarında kavun içi pantolonlar var. Başka bir gezegende Lilith isimli bir kelle avcısı bu kaçırılan kızı bulması için kızın babası tarafından tutuluyor ve Pandora'ya gönderiliyor. Lilith aslen bu gezegende doğmuş ama Pandora'dan nefret ettiği için oraya adımını atmamış bir daha. Pandora'ya varır varmaz onu Claptrap isimli bir robot karşılıyor. Bu robot Lilith'e yardım etmek için programlanmış ama bunu kim yapmış bilemiyoruz. Lilith, Claptrap'in yardımıyla Tina'nın izini kolaylıkla buluyor ama kızın aslında babasından kaçtığını anlayınca taraf değiştiriyor ve onlara katılıyor. Kızın babası Atlas aslında Tina'yı kullanarak şu meşhur sığınağı bulmak isteyen bir diktatör. Crimson Lance isimli bir orduya sahip ve Lilith'in taraf değiştirdiğini öğrenir öğrenmez emrinde kim var kim yoksa üzerlerine salıyor. Kahramanlarımız da hem onlardan kaçıyor hem de şu meşhur sığınağa bulmaya çalışıyor. Şimdi öncelikle yönetmenimiz Eli Roth hakkında biraz konuşalım. Konudan çok az uzaklaşacağız ama biraz sinemanın 40'lı 50'li yıllarına dönmemiz gerekiyor. Şimdi benzer özellikler taşıyan yönetmen ve oyunculara Pack dendiğini duymuşsunuzdur. Çıkış noktası sinema efsanesi Lauren Bacall. Kocası Humphrey Bogart ve arkadaşlarının Las Vegas'taki çılgın bir parti sonrası hallerine bakıp ya sıçan sürüsüne benziyorsunuz demesi Red Pack Jetpack teriminin doğmasına neden oluyor. Çoğunlukla birlikte takılan, filmlerde vesairede birlikte rol alan arkadaş grubu bu ismi nedense çok benimsiyor ve kendilerine Rat Pack demeye başlıyorlar. Ekip çok kalabalık ama temelde Rat Pack denince aklınıza gelmesi gereken oyuncular Sürü lideri Frank Sinatra, yardımcı başkan Judy Garland, halkla ilişkilerden sorumlu Humphrey Bogart, onun dışında tarihçi Nathaniel Benchley, ayrıca David Niven, Catherine Hepburn, Spencer Tracy, George Cukor, Cary Grant gibi oyuncular. 80'li yıllara geldiğimizde Rat Pack'in küçük kardeşleri sayabileceğimiz Brad Pack terimiyle karşılaşıyoruz. Yani sıçan sürüsü değil de veletler sürüsü. Brad Pack elemanları 80'li yıllarda tırmanışa geçen Coming of Age yani büyüme sancısı filmlerinde sıklıkla karşımıza çıkan oyuncular. Kim bunlar? İşte Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Molly Ringwald ve Ellie Sheedy bu grubun temel kadrosunda. Bu listeye arada böyle Tom Cruise, Charlie Sheen, Robert Downey Junior gibi ünlülerde ekleniyor. 90'larda Brad Pack yerini Fred Pack'e bırakıyor. Fred ya da Fred Boy üniversitede böyle kulüplere üye, kız peşinde koşup bütün gün içki içen, kafası pek çalışmayan erkekler için kullanılan argo bir tabir. Fred Pack üyeleri 90'lı yılların ortasında Gişe'de böyle çok iyi işler çıkarmış komedi filmlerinin yıldızlarına verilen isim. Kim bunlar? İşte Ben Stiller, Owen Wilson, kardeşi Luke Wilson, Will Ferrell. Steve Carell, Jack Black e Vince Vaughn. Bu grubun üyeleri. Bu arada hemen küçük bir hatırlatma. Bu grup üyeleri öyle motosiklet çetesi gibi sürekli beraber takılan insanlar falan değil. Yani bu daha çok film eleştirmenlerin ya da basının bu oyuncuları tanımlamak için kullandığı bir yakıştırma. Ama işte bu yakıştırmalardan yola çıkarak o yılların sinemasını kimler nasıl yönetiyor, nasıl yön veriyor anlayabiliyoruz. Nihayet 2000'li yıllara geldiğimizde bu kez karşımıza çıkan sürü Splat Pack. Splat kan sıçraması demek. Slasher filmleriyle sık sık birlikte anılan ve kanın gövdeyi götürdüğü filmler için kullanılan splatter ifadesi bu sürünün adına ilham vermiş. Bu alt tür 80'lerde en iyi örneklerini vermiş. Korku filmlerinin düşüşe geçtiği sonraki yıllarda biraz unutulmuştu. İşte bu splatter filmlerini 2000'li yıllarda yeniden popüler hale getiren genç sinemacılara splat pack deniyor. Bu sürünün lideri de filmimizin yönetmeni Eli Roth. Roth dışında Alexander Aja, Adam Green, Neil Marshall, Robert Rodriguez, Darren Lynn Bosman, James Wan, Lee Wannell ve Rob Zombie gibi yönetmenler bu sürüye dahil. E, bu kişilerin ortak özellikleri ucuza mal ettikleri bol kanlı korku filmlerinden ciddi paralar kaldırmak. Eli Roth büyük çıkışını ilk filmi Kevin Fever ile yapmıştı. 1.5 milyon dolar gibi Amerika için çok komik sayılabilecek bir paraya çektiği bu film dünya çapında 35 milyon dolar kazanınca hem yönetmen hem de dağıtımcı şirket Lionsgate Resmen ihya olmuştu. Roth artık kendi filmlerinin yapımcılığını rahat rahat üstlenebilecek hale gelmişti. Lionsgate'de böyle artisan entertainment'ı falan satın almaya yetecek kadar para kazanmıştı. E sonrasında gelen Hostel filmleri Roth'a dünya çapında bir ün kazandırdı ama işte o ün konusu biraz karışık. Çünkü kötü bir şöhret diyebileceğimiz bir yerde kendisi. Yönetmen senaryosunu da kendi yazdığı bu ultra kanlı filmleri bir yapım şirketine bağımlı kalmadan çekmek istedi. Çünkü işine karışılmasından yana değildi. Onu frenleyecek bir mekanizmada olmayınca ortaya sadece çok kanlı bir seri değil 2000'li yıllara damga vuracak bir korku alt türü çıktı. Bu alt türde amaç cinayet ve işkence sahnelerinin izleyicilere sanki böyle bir seks sahnesi izliyorlar varmışçasına heyecan vermesini sağlamak. Bu türe bu nedenle biraz da aşağılama amaçlı Gorno da deniyor. Yani bunlar seksin yerini kan ve şiddetin aldığı yetişkin filmleri olarak görünüyor ama her fırsatta istismar filmlerini ne kadar sevdiğini dile getiren, hatta kariyeri boyunca bunları taklit eden, haklarında belgeseller, TV şovları yapan biri bu aşağılamayı tabii ki iltifat olarak görecek ve yoluna tam gaz devam edecektir. Eli Roth da aynen böyle yaptı. Kariyeri boyunca bu çizgiden çok az saptı. The House with a Clock in its Walls içinde korku ögeleri taşıyan bir çocuk filmi. Onun dışında Borderlands'e gelinceye kadar bu dostumuzun boşu yok. Hepsi vıcık vıcık kanlı korku ve istismar filmleri. Bu detaylara özellikle girdim çünkü bu kafada film çeken biri durup dururken niye Borderlands çekmek istesin? Üstelik böyle böyle bir kadroyla. Bunun cevabı basit. Aslında yönetmenimizin yapmak istediği bu filmi de kendi stiline uygun böyle bol kanlı ve yetişkinlere yönelik bir film olarak çekmek. Hatta istemekle kalmamış ve muhtemelen asla göremeyeceğimiz çok kanlı bir versiyonunu çekmiş. Ama yapımcılar ürküp bunu PG-13 bir film haline getirmişler. Tabi bu öyle bir iki sahneyi kırpmakla olmamış. Filmin büyük bir bölümünün baştan çekilmesi gerekmiş. Bir rivayete göre Eli Roth bu filmi bitirir bitirmez geçtiğimiz senenin en sevilen korku filmlerinden biri olan Thanksgiving'e başladığı için yeniden çekilmesi gereken bu sahneleri yönetememiş. Onun yerine Deadpool Terminator, The Dark Fate ve Sonic filmlerinden tanıdığımız Tim Miller devreye girmiş ve filmi o tamamlamış. Rivayet dediğim kısım filmin bu sahnelerini kimin çektiği değil. Miller'ın işe el attığını kesin olarak biliyoruz. Sadece sebebinden tam emin değiliz. Cidden iki filmin çakışması yüzünden mi yoksa Eli Rot'un projeyi bu haliyle çekmek istememesinden mi böyle bir sonuç çıktı onu bilemiyoruz. Bence ortada Justice League filminde yaşananları hatırlatan bir durum söz konusu. İleride bir Snyder Cut benzeri Eli Roth Cut çıkar mı ondan çok emin değilim ama Çıksa hayır demem. Ben açıkçası filmin iki farklı yönetmen elinden çıktığını ve bir takım sorunlarının olduğunu açıkça görebiliyorum. Ama bu denli yerden yere vurulmasına da bir anlam verebilmiş değilim. Yani bilgisayar oyunu uyarlamalarının hele ki ilk yıllarda çıkan örnekleri gerçekten çok kötüydü. Özellikle öyle yönetmen demeye dilimin varmadığı Uwe Boll'un eline düşmüş yapımlar cidden izleyicilerine ecel terleri döktürmüş işlerdi ama Borderlands bence ileride kült film olmaya aday bir yerlerde geziniyor. Şimdi Kült filmden kastımı açıklamak istiyorum. Çünkü bizde güzel her filme kült deme sevdası var. İşte Godfather'ın, Star Wars'un kült film kabul edildiği zamanlarda yaşıyoruz. Bu o kadar sık yapılan bir yanlış ki işin doğrusunu bilenler artık düzeltmekten usandı. Ve öyle diyorsanız öyledir noktasındalar. Ben son bir gayret size gerçek anlamda kült film nedir anlatmaya çalışacağım. Şimdi çarpıtılmış tanımıyla kült böyle kendi fan kitlesini oluşturmuş. Hayranlarınca sık sık izlenen ezbere bilinen ve günlük yaşamda kullanılan artık dilin parçası haline gelmiş repliklere sahip, işte bir dönem içinde çok ilgi gören genelde ana akım filmler. Bu tanımla Godfather'da, Colpacino'da kült bir film. İşin aslı kült filmler ana akım tarafından ilgi görmeyen, gişede batmış, varlığı unutulmuş ama sınırlı bir zümre içinde çok sevilen ve neredeyse kutsallaştırılmış sayılan filmlere denir. Diğer türlüsü iyi ve popüler her filmin tarihi çünkü. Yani kült filmi küçük bir zümre dışında kimse bilmez ve hatta böyle bulmak, izlemek istese bile bulamaz. Ama internet sayesinde her şeyi bir iki tıkla elimizin altında bulabildiğimiz için kült film tanımı da sevilen her film için kullanılmaya müsait bir şekilde genişledi. Örnek vermek gerekirse 80'li yılların sonunda John Carpenter filmi The Thing tam anlamıyla bir kült filmdi gişede ağır batmış ve eleştirmenlerce yerden yere vurulmuştu. Yani artık böyle hakarete varan eleştirilerle aşağılanıyordu. Hakkında 80'lerin en moron filmi diyen dahi vardı. Video kaset piyasasında kendine iyi bir yer bulan film ağzının tadını bilen sinema severlerce çok sevildi ve yıllar içinde yavaş yavaş hayran kitlesini geliştirdi. Bugün sinema tarihinin en sevilen korku filmlerinden biri ama o iş öyle birdenbire olmadı. Oysa bugün Falanca diye bir kült film var dediğiniz anda milyon kişi o filmi hemen izleyebildiğinden bu tanımın pek etkisi kalmadı kalmadı. The Borderlands 20 yıl sonra The Thing gibi olacak diye bir iddiam yok ama onun da bahtı biraz kara. Yani bilgisayar oyunu kökenli filmler zaten pek sevilmez. Bir de şu işte ilk hali beğenilmediği bazı sahneleri yeniden çekildi haberleri gelince eleştirmenler daha izlemeden yerden yere vurmaya programlandı. Üzerine sosyal medyanın sürü psikolojisi de eklenince ortada sanki dünyanın en kötü filmi varmış gibi bir hava oluştu. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Yani bu gözler neler görünüyor? gördü. Uwe Boll'ları saymıyorum. Yani onlar gerçekten çok 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 kötüler ama işte Max Payne'ler, Hitman'ler, Legend of chun hatta geçenlerde izlediğimiz Uncharted gibi işlerden daha akılda kalıcı bir film olacağına inanıyorum. Yani sırf oyuncuların hatrına bile toz duman yatışınca bu filme sahip çıkmaya başlayacak olan insanlar var. İki Oscar'lı genelde dramlarda gördüğümüz Kate Blanchett'ı o alev alev Peru'yla elde tabanca, tüfek. saykoların peşinde koştururken görmek için bile giderim bu filme diyen insanlar var. Oyunda bu karakter 20'li yaşlarındaydı. Neden Kate diye sormadan edemiyorum. E, kendi de söylüyor zaten daha filmin ilk repliği ben bu iş için fazla yaşlıyım şeklinde. E, büyük bir ihtimalle daha önce çalıştığı Eli Roth'un yönetmenliğini çok sevmiş. Ona sorarsanız Covid yüzünden evde oturmaktan sıkıldım. O nedenle... Bu projeyi kabul ettim falan demekte yani bu hiç inandırıcı değil. Yani koskoca Kate Blanchett'sın sana gelen tek proje buysa git kendine daha iyi bir menajer bul derler adama. Belki o da Liam Neeson gibi 50'sinden sonra aksiyon starı olmaya karar vermiştir. Yani bu yaştan sonra olacak iş mi diyenler bence biraz çifte standart uyguladıklarının farkına varmalılar. Yani Kate aksiyon starı dediğimizde aklımıza gelen işte Keanu Reeves'den 5, Tom Cruise'dan 7 yaş falan daha genç. Demin adını andığımız Liam Neeson 72 yaşına geldi ve bundan 20 sene önce de çektiği aksiyon filmlerinde atletizm söz konusu olunca uçan adam Sabri'nin performansını aşabildiğini pek söyleyemem. Yani kadın oyuncular ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar belli bir yaştan sonra hepsinden Tonton teyze rolü bekleniyor. Yani Entrapment filminde Sean Connery 70 yaşındaydı. Hem işin aksiyonundaydı hem de ondan tam 40 yaş daha genç Catherine Zeta-Jones ile aşk yaşıyordu. Bu durumu kimse yadırgamadı. Hatta Michael Caine falan gaza gelip ben de bundan sonra filmlerimde en fazla 30'luk kadınlar istiyorum diye kurallar koydu. Ama Kate 51 yaşında diye insanlar delirdi. 51 dediğimi duyar duymaz yorumlar bölümüne koşup 51 değil 55 yazacak olan dostlarım. bu film 2021 yılında çekildi ama işte şu reshootlar falan filan derken vizyona girmesi epey gecikti. Ona göre yazın onu. Neyse itiraf ediyorum Lilith rolü için Kate Blanchett 40 yıl düşünsen aklıma gelmezdi ama filmin tek karesinde sırıtmıyor Belki de sırf cinsiyet eşitliği öyle olmaz, böyle olur. Yok size tonton teyze Galadriel'im lan ben demek için bu projede yer almıştır. E gözüm alıştıktan sonra ben oyundaki karakterle olan yaş farkını öyle çok da önemsemedim. Ben bu arada bu filmin temel aldığı oyunu yıllar yıllar önce oynamıştım. Hatta bir değil birkaç bölümünü oynamıştım ama Lorundan pek bir şey kalmamış aklımda. Bu filmde karakterleri falan da epey değiştirdikleri için bildiklerimi de unuttum. Yani o yüzden oyunun hastaları belki biraz üzülecektir ama oyunları bilmiyoruz gidip izlersek bir şey anlar mıyız diyen tayfa hiç canını sıkmasın. Her yaştan izleyici için e böyle tam kafa dağıtıp biraz eğlenmelik bir iş çıkmış ortaya. Diğer oyunculara dönersek Kevin Hart'tan beklediğim komedi yükünü sırtlama işini Jack Black kapmış. Claptrap böyle K2SO kıvamında bir robot olmuş. Solo filmi çıksa gidilir. Yine Oscar'lı ve yaşı kemale ermiş Jamie Lee Curtis'imiz de var ...biraz şaşkınlık, biraz da mutluluk veriyor. Ben bu filmi R-rated olacak sanırken... ...kendisinden böyle Rick Sanchez gibi bir tipleme bekliyordum. Film PG-13'e indirgenince o da böyle biraz dark brownlaşmış. Ton olarak insanlar bu filmi... ...Guardians of the Galaxy ya da Mad Max Fury Road'a falan benzetiyorlar ama... ...bana en çok çağrıştırdığı yapım Tank Girl. O filmde böyle çıktığında millet arkasından epey atıp tutmuştu... ...ama yıllar içinde tam anlamıyla yani şu size bakın öyle değil böyle aslında dediğim anlamıyla kült filme dönüştü. E, bu film de öyle olacak diye bir garanti veremem size tabi ama sosyal medyanın abarttığı kadar kötü bir film olmadığının garantisini verebilirim. Hele Deadpool'u falan çoktan izlediyseniz sıradaki filminiz bence bu olmalı. Deadpool and Wolverine demişken o film gişede harikalar yaratmaya devam ediyor. E, i̇şte aman şu filmi PG-13 yapalım da başımız ağrımasın diyen Borderlands yapımcılarının şu şu an kafalarını dağlara, taşlara vurduğundan eminim. Artık yetişkinlerin de sinemaya gittiğini kabullenmenin zamanı geldi bence. Borderlands 10 senelik oyun hayranlarının yaşı çoktan kemale erdi. Ellerini korkak alıştırmış olmasalar şu an bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. E, toparlayacak olursak Borderlands'in artıları görsellik ve set tasarımı konusunda temel aldığı oyuna cidden çok yaklaşmış olması. E, Pandora gerçekten oyunlardaki gibi görünüyor. E, yeniden çekilen sahnelerdeki CGI bazı yerlerde biraz sırıtıyor ama temelde görsel efektler de iyi diyebilirim. Karakter tasarımı tasarımları ve araçlar da öyle. Keşke silahlara da biraz ağırlık verselerdi çünkü oyunların en ön plana çıkan tarafı buydu diyeceğim. Ama sanırım şiddet dozunu düşürmeye niyetlendiklerinde ilk gözden çıkardıkları silahlar olmuş. Fallout'u sevdiyseniz buna da bayılacaksınız demeyi çok isterdim. Onun yerine Fallout'u çocuklarınıza izletmeyi gözünüz kesmediyse bari onları bu filme götürün diyorum. Bu haliyle Borderlands tam da genç yaştaki izleyicilerin çok eğleneceği onlarla birlikte sinemaya gelmiş olan yetişkinlerin de kendileri için hoş şeyler bulabileceği bir yapım olmuş. Benden bu haftalık bu kadar. Haftaya umarım böyle mutluluktan ağzım kulaklarıma varmış bir şekilde Alien Romulus konuşuyor olacağız. Hem çok heyecanlı hem de biraz tedirginim. İzleyelim, görelim. Onu da detaylarıyla konuşuruz. Şimdilik hoşçakalın.